Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şu anda saat 8, akşam 8. Aslında ben bu videoyu çekmeyecektim. Bugün attığım videonun yorumlarına baktım. Daha video başlamadan, düşmeden videolara yorumlar gelmeye başladı. Bir tanesi demiş bu değirmenin suyu nereden akıyor diye. Arkadaşlar yani ben sezon boyunca, bak bu yaz boyunca bir sefer daha mangala gittim. Mangalda değil, öyle pikniğe gittim. Çocukların bir değişik olsun havasında gibisinde. Evet. Bu sene tek bir sefer ben pikniğe gittim, hemen oradan değirmenin suyu oldu. Kardeşim sen ağzın mı bağlı ya da ağzında torba mı var senin? Nasıl bir insansınız ben anlayamadım ya. Yemin ediyorum bana size insan demek için belki de ne bileyim ben ya. Vallahi diyorum sizin insanlığınızdan ben utanıyorum ya. Millet ya, ağzını mı bağlı oluyor? Ne yapacaksın? Herkes yiyor bunu. Bir tanesi ki yazmış, benim bir senede yiyeceğim. Şey bir tane yiyemezdik demiş, eti demiş. Evet, lan kardeşim siz senin ağzın utan mı var? Sana bir şey yapan mı var? Bir senede bir sefer gidip de et yeme mi? Ne yapıyorsun? Sen neyi yiyorsun? Ağaç mı kemiriyorsun yoksa taş mı kemiriyorsun yoksa koltuklar mı kemiriyorsun? Neyi yiyorsun sen? Vallahi oğlum piknikte adamlar bir görseydiniz siz. Ne biz dedin? Geldik yani. Vallahi diyorum ya, olay oldu ya. İki gündür ben aynı videoyu atıyorum zaten. Her adam ben günlük videoyu şeye mi gidiyoruz zannediyorsunuz? Aynı video. Dünkü de aynı video. Dünkü de aynı videonun devamını kendim bugün attım ben. Evet. Bugün attım. Bugün daha düşmedim diyor ama bu değirmenin suyu nereden geliyor? Nereden gelecek kardeşim ya? O bezimiz. Ne yapalım yani? Yağ kurumuymuşsun. Ne yapalım? Siz mi yapıyorsunuz bizim işlerimizi? He biri de yazmış ki ben Enes'i çok seviyorum. Tatlıdır. Yok ne bileyim nedir. Ama çok şişman, hepiniz obez oldunuz. Sana ne kardeşim obez olduysa? Bizi bir doktora düşsen gelsen de. Vallahi kendi sağlığını düşün sen. Sağlığını düşün. Hiç olmazsa sağlıklı yaşa. Sana ne benim kilolu olduğumdan ya da obez olduğumdan ya da et yediğimden ya da süt yediğimden. Size ne ya? Bugün şimdi biraz önce... Siz olmazsa bir liste yapın. Benim yiyeceğimi, içeceğimi. Ben o listeye göre sabah başlayın, akşama kadar sizin listenizi ben yiyip içeyim o zaman. Var mı böyle bir dava? Bir tanesi yazmış, sen çalışmıyorsun. Sana ne kardeşim çalışmıyorsan? Sen mi biliyorsun benim ekmeğimi? Hayırdır? Biliyorsan bir sokum ekmek, o zaman çık orada konuş ya. Yani. Bu ne ya? Bir video atıyorum, sen şöyle diyorsun, yok böyle diyorsun, yok şunu yediniz, yok bunu yediniz. Kardeşim sen onun bunu yediğin ne yapacaksın? Sen ne yiyorsan bana yaz. Ben bunu yedim diye yaz da ben de he diyeyim ya, ben de alayım. YouTube çeken, bütün YouTube çeken YouTuber'lerdeki yapılan mangalları görmüyorsunuz. Geliyorsunuz Kemal'ın YouTube'undaki mangalları görüyorsunuz. Bugün gördüler, daha yani, sene, daha bu sene tek bir mangal ya, gördüm. Bir de olur, iki de olur, beş de olur. İstesem 10 kere diyeceğim yani. Ya. Bunluk ben mangal yedim. Yazacaksın ya, güzeli yaz, yazmayacaksın. Hiç de milletin içerisini bulandırmaya gerek yok yani. Şimdi yazacaklar, oradaki ablalarını da yazacaklar. Sen bırak onları, boş ver. Boş olma arkadaşlar, bak. Dün de aynı şeyleri yazdılar, bugün de aynı şeyleri yazıyorlar. Biraz önce işte vesileyle konuştum. Buradan da ona kucak dolu selam olsun. O da öyle diyor. Vallahi diyor Sevil abla diyor. Çekemeyenler diyor. O eti yiyemeyenler onlar diyor ya. Yani yiyesin ya oğlum, yiyemesin. Oğlum sen çalmaya varmış. Ya onu eleştirmiyor kopuyorsunuz. Tın 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 tın. Ya bizim yediğimiz yemeği eleştirmiyor kopuyorsunuz. Tın, ya kimsenin tın de haberi yok bu eleştiriden. Ha. Kendi kendilerine oradakiler buradakiler toplanıyor. Sağın sonu şeysi burada bize ya yorum yapıyorlar. Gerçekten anlayamadım sizi ya. Sana ne kardeşim benim oğlum saç çalıyorsa, senin çocuğun ne yapıyor? Başka bir şey mi yapıyor? Ne yapacaksın kardeşim sen benim kızım çalışıyorsa, senin çoluğun çocuğun çalışmıyor mu? Sen devamlı baba parası mı yiyorlar, ana parası mı yiyorlar senin çoluğun çocuğun? Ha benim çocuklarım da okumadı, kendi ayaklarının üstünde durmak için çalışıyorlar, sana ne? Herkes yok yiyor diyor, sen diyor ha çocuklar çalışıyormuş biz yiyoruz. Sana ne yiyeceğim evladım değil mi? Şey Kemal mesela Gamber saz kursuna gönderiyorsun da oradaki adam okumuş, üniversiteyi kazanmış da fabrikada çalışan o değil. Atananın çalışanlar da var. Adam mesela orada saz dersi veriyor arkadaşlar, bak saz dersi veriyorlar. Allah Allah. Adam üniversite 4 senelik üniversiteyi bitirmiş, saz öğretmeni olmuş yani müzik öğretmeni. Adam atanamamış, şimdi gece gündüzlü fabrikalarda çalışıyor. Yani herkes çalışır. Herkes kardeşim herkes her okuyan çalışıyor. Yani okuyan illaki meslek sahibi mi oluyor sanıyorsunuz? He? Ben o kadar bir sürü insan gördüm. Adam okumuş adamlara emir veren adamlar, ilkokulu bile bitirmemiş. Bir tane bir yerde bir adam gördüm. Genç bir çocuk. Evet. Dedim kardeş sen dedim, ne de okudun yani hangi üniversite okudun var? Ben üniversite falan okumadım kardeşim. De, okuyan neymiş dedi. Ben de okuyan adamlar dedi emir veriyor. Şunu getir bunu yap diye dedi. Yani ben okumadım ama dedi. Ben şimdi yanımda dedi. 11 tane 12 tane bir üniversite okumuş adamlar çalışıyor benim yanımda dedi. Bu her şeyi arkadaşlar okumayla olmuyor. Kusura bakmayın. Herkesin bir de içine. Yani herkes okuyacak diye bir kayda yok. Ne edelim? Okumayan ne edecek? Açlıktan ölsün mü? Hiçbir şey yapmasın mı? Mesleğe gidilmesin kendine. Ondan sonra bir şey olmasın.
Çocuk saç çalarsa ona bir bahane bulun. Hümeyra Hanım çalışırsa ona bir bahane bulun. Biz ayda yılda senede bir mangal yapalım, ona bir laf sokmaya çalışın. Neymiş de biz şişman mısın? Sana ne arkadaş, benim işimi sen mi görüyorsun? Gelip de sabahın işlerimi sen mi görüyorsun? Kahvaltımı sen mi hazırlıyorsun? Yemeğimi sen mi hazırlıyorsun? Bulaşıkları ondan sonra atıyorum işte, çamaşırlarımı sen mi yıkıyorsun? Yatakları sen mi dürülüyorsun? Hayırdır ya? Bu ne ya? Adam biraz utanır ya, onu oraya yazarken biraz utanır ya. Gerçek diyorum vallahi, artık utanma Allah'ıma kalmamış ya. Nasıl bir insansınız ya? İnsanlıktan bile çıkmışsınız ya. Ondan sonra Kemal dayı, daha bir de oraya yazıyorlar. Kemal dayı sen şimdi bize ferdi davranacaksın da. Ferdi davranma kardeşim. Ben sana aynısını sapsam sen de bana ferdi davranırsın. Kusura bakma. Ferdi diyorlar. Kemal dayı diyorlar, ferdi davranmış şimdi diyorlar. Yazıyorlar. Altına da öyle yazıyorlar. Yani yorum yazıyor. Altına da şimdi diyorlar bize ferdi davranma, bize azarlar diyor. Anladın mı? Kardeşim ben de sana aynı lafı söylesem sen de aynısını söylersin. Yani denilmiş. İmneyi başkasına batıyorsun. Çuvaldızı kendine batırdın mı? Metli on hemen. Bak iki laf söyledim hemen metli yok. Niye metli yok? İzleme. Sana zoruna mı izledi yok biz? Yoksa kafana tabanca mı dayıyor? Hayırdır? Yani izleyen yorumla mesela. Yazma abi o zaman. Yazma. Allah Allah. Bilmiyorum. Yok da birilerini kıskanmış da çocuk işte kıskanmışsık da birilerini için çocuğu ben çalıcı yapacağım. Sen çalıcı yapıyormuşsun. Kardeşim bu kıskanmayla ne alaka ya? Senin mesleğin kuaför ise kuaför olanla seni mi kıskanıp da kuaför oluyor? Ya da atıyorum işte sen atıyorum işte şoförsün diye millet senin şoför olanlar seni mi kıskanıp da şoför olmuş? Sen fabrikada çalışıyorsun, ustabaşısın. Ustabaşılar seni mi kıskanıp da ustabaşı oldu? Hayırdır ya, ben onu anlamıyorum ya. Gerçekten diyorum yazık ya, insan, ayıp ya. İnsanlar kendi işine bakıyor. Biz varıp da sizin kapınızdan bir ekmek yemiyor kardeşim. O diyor ki suyun değirmeni sana ne kardeşim? Ben biz bak YouTube'umuzu çekiyor mesela, bu kolay iş değil. Yok de yani sana ne kardeşim, benim suyum nereden akıyorsa, değirmenim nereden akıyorsa. Var benim de birikintim, yiyorum ya. Sana ne? Var koşede bir şey atıyorum gidiyorum. Sen de at, sen de yiyin. Sen ağzımı torba mı bağlıyorsun ya? Hoş bir yadısınlar. Diyene... Sen de cevabını ver. Veriyorum işte de ondan sonra da diyorlar ki Kemal dayı ferdi davranıyor. Yok sen sinirleniyorsun hemen parlıyorsun. Kardeşim ben parlarım. Sen benim çoluğuma çocuğuma laf uzatırsan, dil uzatırsan ben o dile her şeyi yaparım. O bezimi sık ya valla o diyen gelsin. O gelmiş bir tanesi oradan hem böyle diyor yani enesi seviyor. Çok şimdi siz obezsiniz diyor. Altına da yazıyor işte Kemal abi şöyledir böyledir siz tedavi. Kardeşim ben hayatımda memurum ya, ne tedavisi ya. Ne obezliğinden bahsediyorsun ya, ben istediğin gibi gel. Madem öyle kendine koymuyorsan gel senden yarışa gidelim. Gel senden bu koşu yarışına girelim. Bakalım ne kadar obezmişsin, ne kadar koşuyormuşsun. O kadar madem kendine sporcu şeyi seviyorsan. Onu bir şey demiyorum arkadaşlar. İzleyeceksek düzgün izleyelim. Düzgün izleyelim, insanca izleyelim. İnsan gibi. Ama yok biz insan değilik. Ben başka türlü izleyelim diyenler, o izleyenlere diyor. Biz başka türlü izliyoruz diyorlarsa o zaman gitsinler başkalarının kanallarını izlesinler. O izlediğim mahlukların şeylerini izlesinler. Kusura bakmasınlar. Ha, bana Allah konuşulduğunda da çıkarım bu şekilde açıklamamı yaparım her zaman. Bu ne ya? Ben senin evine varıyorsun, ben senin kapına varıyorsun, bana bir ekmek sokum ekmek ver diyorsan verme kardeşim sen bana. Niye veriyorsun? Ha veriyorsan konuş. Eyvallah. Boynumu ben de öyle yıkıl. Lan bu adam bana ekmek verdi dediğin. Bu demeye hakkı var, bu adam her şeyi diyebilir diyeyim değil mi? Yani. Ama senin bana bir faydan yok, bir şeyin yok. Kalmışsın bana, tantana yapıyorsun oradan, laf konuşuyor gibi sanki. Belki de seni adam yerine bile koymazlar kimse de. Sağda solda. Benim şu anda adam yerine koyup da sana konuştuğum kadar, belki de seni mahallemde, çevremde adam insan yerine koymazlar, koymuyorlar. Kendini adam yerine koymaya çalışıyorum benim kanalımda. Adama benzemedik. O kadar adamsın, ben sana numaramı vereyim. Ya da numaralarım var. Ara beni. Yüzüme söyle madem o kadar ilkelse. O kadar ilkellik varsa gel bana burada yapalım. Neyse arkadaşlar. Biz bugün Sevin'le çıtlığa gittik. Buna ne diyecek? He, bu sefer de ot yiyorlar. Davallar diyeyim. Oyunlar diyeyim. Orayı da siz çittiniz. Ektiniz o şeyler, çıtlıkları falan. Şimdi ona da laf edersiniz. Bütün ekmeğimizi siz veriyorsunuz ya. O yüzden. Şimdi ona da biraz laf laf sokasınız. Sohum. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir de ot topladığımız şeye bakalım. Orada görüşürüz. Dediğim gibi arkadaşlar. Yazmak isteyen yazsın. Bak benim üzerimde hak olan yazsın arkadaşlar. Bana bir dirhem ekmek veren, bana tutup da haçlık veren, cimme haçlığı koyan insanlar yazsın. Ben de boynumu yıkayayım. O kadar diyorum bak.
toplum içinde insanlık sıfatı olmayan insanlar burada kendini insan yerine koymasın. Adam gibi çıkıp orada konuşmasın. Çünkü adam değilsin sen. Senin kendi çevrende böyle toplum içerisinde adamlık kimliğine koymuyorlar. Gelip benim kanalımda adam olmaya çalışıyorsun. Ama adam değilsin. Onları yazdığın için. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Sevil yine buldu bulacağını. Çıtlık sezonuna başladık arkadaşlar. Videomuza evet. Hoş geldiniz. Çıtlık videomuza. Evet Kemal'la oturuyorduk. Hadi gel dedim. Bir gidelim bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şurada bir ara abamla gel dedik burada. Yazık kurban olduğumdan burada oturduk ne ettik, piknik yaptık, çay içtik. Yine bir geldik de şu oraya kadar buradan, şuradan arkadaşlar, ta arabanın yanından ta şu ileriye kadar görmüş geldiydi. Nasıl sevindiydim ki. Vay anam vay. Yağmur yağdı ya, yumuşamış ha. Yumuşak mı? Hmm. Vallahi ben toplamayacağım Sevil. Ya. Vallahi. Hadi toplayacağım. Yok ya ben toplamam. Abi yerineceksin ya. Yerinecekliğinle alakası yok, benim canım istemiyor oraya. Ne bileyim ben ya pek. Şu günlerde, gerçekten bugünlerde hiçbir şey canım. Şöyle bir yiyeyim toplarım. Hı? Böyle bir yiyeyim toplarım. Aslında ayıklamasam daha acar toplarım da. Ayıklam buralarda yok. Şöyle otlu illere gidiyorum biliyor musun? Onların içindekiler daha yumuşak oluyor. Hep çıtlık ya. Maşallah. Götür de ek. Götür. Bahçede çıtlık duruyordu. Ne olacak? Varınca yirik. He? Yine bir yani. Aynen. Bahane. Enes. Ya. Enes arkadaşlar orada ne yapıyorsa. Ne yapıyorsun gel. Böyle iller buldum ya kaçıyor geldim. Evet hemen koşuyor. Oynamaya koşuyor. Gel de sen bunlara bakalım. Bunlar taze taze neymiş bunlar? Çıtlık mı değil mi? Çıtlık da kar tutmaz. Tazeymiş gözümden. Ben taze gibi korktum. Artık gözümden karışmış. Artık yaşlandım avrat ben. Evet, artık kocamışsın diye bir şarkı var ya. Kocamışsın, kocamışsın diye. Gamber'de yarın bize öyle kocamışsın türküsü söyler bize. Kocamışsın. Diyor ha babam babam diyor. Sen söyle de ben çalım la diyor la. Öyle diyor ille diyor. Evet arkadaşlar öyle diyor. Akşam öyle diyor. İlle babam babam diyor. Sen söyle de ben ha sen türküyü söyle diyor. Ben çalarım diyor. Esas çalacağımış gibi. Evet, evet. Evet, ondan sonra millet ondan sonra diyor ki sen kendin daha heveslisin diyor. Yani hevesli olsaydım şimdi elime bir saz alırdım. Şimdi sazcılık yapardım arkadaşlar. Niye? Benim yaşım sankiden 50-60 ne mi? Şimdi hevesim olsa gider şimdi öğrenirim. Veririm parasını, koca parasını. Ya onun için değil mi? Benim için de ne hevesim olacak? Ya işte millete işte yar var ya da var ya işte sizin hakkınızda böyle dedik, böyle ettik, şöyle ettik, sizi savunduk diye böyle yar. Şirlik mi yapıyorlar ki? Şirinlik mi yapıyorlar ki orada? Başka ne olacak ki? Buraya gel, buraya gel. Sevil bak burada da var. Bak gel lan. Enes şimdi getirseydin anne. Çantamı. Benim bıçağı alaydın ya. Orada getirmeyin. Enes benim bıçağı getir lan. Hadi bir al gel paşa. Ama düşünme, şöyle aşağıya yine tut ağzını.